bir meslek. Sadece icra etmesi değil. Hayır, suratına falan bakmıyorlar çok. Yani tabii ki... O zaman ben kesin girerim. Yani tabii yani. Çünkü sonuçta şimdi bir hayatı, gerçek hayatı biz taşıyoruz ya sahneye, ekrana. O yüzden gerçek hayattaki herkes, yani bir şekilde o, yani hani bir insan şey, illa güzel olman ya da şey olman, şişman, mesela çok şişman olursun. Onun için özel roller var işte, yani onun istediği işler var. Yani herkese rol vardır ama önemli olan gerçekten heyecanlı mısın, ne kadar istiyorsun, bunun için ne kadar çalışacağını falan algılıyorlar benim anladığım şeyde. İşte diksiyonun falan önemli. Kulağın önemli. Kulağın var mı? Müzik kulağın. Yani nota basarlar. Duyduğun notanın aynı sesini verir misin? Çünkü bunların hepsi çok önemli. O tarz şeylere bakıyorlar. Ondan sonra mezun olunca da pek bir şey öğrenmiyorsun. Sadece iyi bir oyuncu olmanın anahtarlarını alıyorsun. Sonra mezun olduktan sonra yapa yapa öğreniyorsun. Evet. Ama çok okuyup çok, yani sergiye gitmek, konsere gitmek, çok okumak ve bunların hepsi kuram kitapları değil de roman, hayal gücünü geliştirecek şeyler. Çok izlemek. Yani bunların hepsi derstir, yani sergi gezmek, hepsi ödev, sokakta olmak, işte aynen. Öyle. Başka sorusu olan? Çok güzel olmamış mı? Olmuş. Çok tatlısınız. Zaten güzel var. Ne zaman çalışıyorsun? Ben bir de telit bu arada askere ilk başladığı gün takdirdim. Şaka yapıyorsun. Valla öğlen taktırdım, eve gittim. Sonra por askereye bakmış da öyle izlemeye başladı. Oradan hatırlıyorum ne zaman taktırdım. Haa, demek yani ki kaç... Yani çarşamba günü. Yani Ocak, 7 Ocak. Evet, 7 Ocak. Benim yalan olması, ben size makaratlarını gördüm öyle başladım. Ben de aynı. Gerçekten sizi gördüm. Ama gerçi Aliye'den izliyordum ben. Nasıl bir şey falan yaptım. Böyle ikinci bölüm falan da gerçekten çok güzel. Ya ama bir şey soracağım, çok merak ediyorum. İlk bölümde Sema baba demeden önce Sema ile Bahri'yi ben işte... Biz Eftel'le konuştum. Hayır, alakalı bir şey düşünmedim, çok fena. Neyse, sorayım. Bak yine gömüyorsun, yaşından bir şey diyor. Yok ya, ben Sema'nın yanına sadece pilekiştirdim içine. Annem Aliye dizisinden ya, ama... seviyorum. Evet, Aliye'den beni severler. Meriç. Orada da sahneler elini azdı. Ben onunla izledim bütün bölümlerini. Orada da sahneler azdı. Arka sokaklar ya. Arka sokak. Seyran. Seyran. Çok eğlenmiştim ben o arka sokakların ilk bölümünü çekelim. Hocam ne güzel. Hocam. Şimdi telefonları çekin, şu kızların yüzünü göremiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Lisedesiniz. Ne istiyorsunuz ileride? Sen? Hukuk. Vay. Allah'ım o kadar değil. Allah'ım o kadar değil. Şakasındayım. En çok zorlandığım sahne hangisi? Yani şöyle şeylerde zorlanıyoruz biz. Şimdi 140 dakika dizi çektiğin zaman çok uzun saatler çalışıyorsun. Ve vaktin yok. Mesela bazen yüksek dramatik sahne var, baktı ya, hızlı çekmek zorundasın. O zaman o sahnenin hakkını veremiyorsun. O zaman üzülüyorsun. Yani aslında çok daha iyi olabilirdi ama. Ama üzülmeseler çok güzel. Doğru. O tarz şeyler oluyor. Yoksa yani her zaman daha iyisi var. Her zaman daha iyisi var yani. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yo, ona hazırlıklı geliyorsun sete zaten. O bayağı eğleniyorsun. Sen mi? Masa yani o kadar gülmüyorsun dram sahnesi çekerken. Sonrasında ya evet gülüyoruz da yani hani bazı işte kavga sahnelerinde falan gülüyoruz biz. Bazen iyi oldu falan diyoruz. İşte kavga ediyoruz, sonra sarılıyoruz falan. Ne güzel tatlı tattım ya. Soracağım. Acıdı mı? Var. Hiç böyle kavgalı oldu hani normalde sette sevmediğim biri. Gerçekten tokat attın mı o tokat sahnesinde? Sevmediğim biri yok. Ya zaten şimdi şöyle kameranın açısına göre oluyor. Tamam, bazı açıdan çektiği zaman yani normalde atmıyoruz tokat. Ama bir açı gerekiyor ki vurmak zorunda kalıyoruz. Zaten yani hepimiz yani çünkü o açıda yalan görünür diye vuruyorsun. Ama yani elinden geldiğince şey yaparıyorsun yani. Mesela şey sahnesi vardı, o adamlar biraz çekinmişti yani. Hatırlıyor musunuz ben böyle? Hatırlıyorsunuz. Bütün adamları sıraya dizmişti. Aynen. Bütün adamları sıraya dizip bir tanesine tokat attı.
Ya zaten o sahnede ben gülmekten oynuyorum. Yani diyorum ki ya diyorum bu izbandut gibi misin adam? Ve ben onları azarlayacak, tokat atacağım. Haydi inşallah. Onlar da korkuyor. Elin ağırmış diyorlar. Yok diyorum. Ben de onlar çok labaliydi. Sana böyle hak ettiler zaten. Evet hak etti onu. Aynen. Çok hak etmiş. Şey çok güzeldi ya. Ağzına elma ya da armut mu ne efendim? Ay, o da olmaz mı? Onlar oluyor. Onlar oluyor. Ya. Dalak düşüklüğü oluyor. Ona dalak düşüklüğü diyoruz. Gidiyor yani. Birbirimizi güldürüyoruz. O çok komik yani. Hani oluyor. Mesela benim yakınım çekilirken oradan biri beni güldürüyor falan. Dayanmaya çalışıyorum. Sonra güle affedersiniz pardon. Sonra bir türlü toparlayamıyorsun. Herkes gülüyor falan. Tamam tamam bir dakika. Bir dakika bir dakika. Tamam geleceğim kendime diyorum. Tamam diyorum tekrar başlıyorum. Bir dakika bir dakika. Onlar oluyor tabii. Onlar çok güzel oluyor. Onlar güzel anlar oluyor. Eğleniyoruz öyle. Birbirimizle uğraşıyoruz yani. Bir de sonra uğraşıyoruz çünkü artık herkesten fazla o insanları görüyorsun. 7-24 bir küçücük karavandasın artık bir de sonra her şeyini biliyorsun. Birbirine uğraşıyorsun. Eğleniyorsun yani. Peki böyle karıştırdığınız oluyor mu mesela? Hani şizofreni tarzı değil de hani. Yani Sema olsa ne yapar diye düşündüğünüz oluyor mu? Ya da ne bileyim işte hani gerçekten hani. Gerçekten düşünüyor musunuz? Evet, aynen. Şöyle şeyler karıştırılıyor. Yani. Şöyle şeyler oluyor mesela işte dönüyorsun. Mesela Bahri dönüyor bana mesela Despina diyor. Böyle şeyler oluyor ama böyle normal hayat. Ay ne Despina'sı falan. Ayşegül, ay Ayşegül değil Sema falan. Böyle şeyler oluyor. Ya bazen bana mesela daha çok yardımcı ama oyuncu gelen arkadaşlar Emel de hitap ediyorlar. O çok iyi oluyor. Tam böyle işte iyi günler Emel Hanım. Daha kestik. Emel değil efendim Sema. Evet ay Sema özür dilerim ya Emel Hanım çok öyle. İyi günler Emel Hanım. Yok Sema. Sema tamam bunu çekemediğimiz oluyor. Hep Emel diye şey yapıyor. Amal değil Emel. Ama öyle normalde şey Araplar var. Araplar yazıyordu. Araplar Amal. Araplar Amal yazıyordu. Ya. Emel falan. Amal değil Emel. Sıkıntı yok. Onlar da öyle geçiyor isim. Evet onlar da öyle geçiyor isim. O yüzden büyük ihtimalle aynen. Bizdekinde durup dururken Emel Amal yazıyor. Sema'da da Sema. Sama. Sama yazıyorlar. Safa. Galiba E harfi yok. Evet abi şimdi sen filmde Alzheimer'sı ya dizide. Alzheimer'sı ya. Hatırlatmayacağım. Ama hayır. Hayır. Ya. Daha yeni hayır. Film isimlerini sen söylüyorsun. Hani film isimleri falan sorulduğunda o evet, geçen şeyler de sen biliyorsun. Alzheimer'sı. Ondan sonra böyle... ondan sonra şey adamlar... Hangi film ismi ya? Nerede oluyor? Film değil tane. Evliydi. 40. bölümde oldu. Devlerin aşkı. Devlerin aşkı. Devlerin aşkı. 19. bölüm. Bahriyev içgü. Tamam. Yeşil Bey'de böyle şey oluyor. O meyhanede onları bir içgü olduğun halde adamları unutmama. Hem Alzheimer'ı... Evet. Unutmam. Ama hani sanki onu Alzheimer'mış gibi. Siz her şey hatırlıyorsunuz. Evet. Hani geriye kalın. Hatırlamıyor. Geçmişi hatırlıyor. Geçmişi biliyorum dersini aldım zaten. Aa ilacı çıksın. Evet. Ama acaba işe yarayacak mı? İnşallah yarar. Sefer ölmeden bir işe yarasaydı iyi olurdu ben. Ya yine olsun da. Sefercim gitti ya. Ay yanlışlıkla Hakan'ı öldürme ihtimalin var mı? Hani silah patladı yanlışlıkla. Hani yanlışlıkla eskiye sefer olmuş diyor. Bir adam ay bu bölüm ya. Size zor gelecek ya. Ya. Ben onu anladım. Bu çarşamba zor gelecek. Ama yok yok Hakan'la Sema olmaz. Olmaz. Bence de olmamalı da. Hayallerim ya olmaz da. Olmayı olur bence. Olmamalı. Tek o senin yüzünden ben evet sen bir kere Hakan yani şey Ayşegül'e ihanet etti. Evet işte yani. Sen tutup gidip onu tokat atmalısın bence. Olmasın. Biraz dövmelisin tek bir tokat bence. Hakan'la işi var Sema'nın evet. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şey hani Sefer'i bir kere yanlışlıkla vuracak diye bir tane adamı vurmuştu sonra tekrar Sefer'e sıkıyordu. Yani onun aynı Hakan'da olabiliyor mu? Ama Hakan evet olsun. Gerçekten oldu falan. Cidden şu kalbinin orada hayır. Tak diye. Yani ya gitsin ya da olsun yani ikisinden biri. Ben sırada Akın da bakalım var. Ne olacak? Akın ne ya cidden? Evet. Aynen. Tamam savcıya razı yapın. Hepimiz tebrik ediyoruz. Kesinlikle aynen. Ya ben Doğukan'ı çok seviyorum ya. Doğukan'a da ya arabada fotoğraf atlasın. Bir iki biz senin kızların içine karşılıyorum. Bayağı şey oldu. Şöyle oldu olay. Hemen anladım. Ben dönüyorum setten işte Akın yani Doğukan da dönecek. Dedim nereye gidiyorsun ben seni bırakayım çünkü uzak bizim set. Bekleme dedim falan. Neyse. Sonra dedik ki snap atayım mı? Ben dedim ki o ne demek? Böyle oldu. Sen dersen takip edeyim. Benim Snapchat falan yani yok bende önceden. Ay ne olur yapmayın. Zaten Instagram ve Twitter bana yeterince yani. Bir tane daha çok fotoğraf beğenir misin? Çok hoşunuza gidiyor. Ya elimden geleni yapıyorum yani. Unutuyorum ya, ben bazen girmeyi. Birini tutun
mesela. Biz de sevdiğimiz bir şekilde. Bence çok mutlu olabiliriz bu şekilde. Evet. Peki, onu da düşüneyim ben. Birini istiyorum onun için. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin görevin Instagram'da benim eteklerini fotoğrafları beğenmek. Bir şey rica ediyorum. 381 takipçili, 18 tane fotoğrafı olan Emel Çoygeçen nokta fan var. En son 2015'te fotoğraf paylaşmış. Onu takipten çıkar mısınız? Lütfen. Bizi takip edemezsiniz. Ya aynen. Bence de bilebilirsiniz. Ben bazen size açık görüyorum. En son 2015'te fotoğraf paylaşmışsan ben takip ah canım benim ya. Hiç görmüyorum ya. Gerçekten kimseyi görmüyorum. Arkadaşlarım ben biri. Kendi arkadaşlarım. İşte altına yorum yazdık diyorlar. Ne hangisinin altına yazıyorum? Yani çünkü o kadar çok yorum oluyor ki yani insan benim doğum günüm hemen anında kutlamışlar. Denk gelmiş bak çok iyi. Benimkine de denk gelmiş söyle. Sen benim doğum günümü kutladın. Evet. Sen benim doğum günümü kutladın. Ben gittim evde herkese halay çektim. Tamam mı? Şimdi ben topladım geldi kapının önünde halay çektik. İşte o videoyu bana yollasaydınız keşke. Kim o? Neyse. Bir daha yapalım. Bugün sahnede karşılaşacağız eminim ben. Sıkı sıkı sarılırım sana tamam mı? Ağlıyor mu hala? Alo. Sen neredesin? Hayır ev nerede? Hangi şehir? Çanakkale'desin. Aa çok güzel Çanakkale. Ben çok seviyorum Çanakkale'yi. Bence oradan hiç ayrılma. Çok güzel orası. Ama belki bir gün oralara gelirsem haber veririm geldiğimi olur mu? Tamam. Tamam çok güzel olur. O zaman öpüyorum seni. Hadi iyi bak kendine. Tamam mı? Tamam canım öpüyorum. Hadi hoşça kal. Bay bay. Keşke bir şey ayrılabilseydik. Olur mu? Bence beni kerkeli. Canım. Heyecan yapma. Aynı. Çok tatlısın çok. Kıyamam ya. Elim ayağım hala. Hatice'yi falan aramadın. Hatice'nin özel isteği vardı. Arayalım seni. Sen de iyi bak. Galiba Derya mesaj atmış tam bye göremedim. Bye. Bana bine... Evet. Bayağı. Evet. Orada Sema Alzheimer değil mi? Hayır. Hayır. Allah korusun. Lütfen. Orada Sema hiçbir şey olmuyor. Hayaller yaşıyor ya. Ama... Başka karakterler de var. Umudum var. Yok evet. Onun sevgilisi. Ay Cemre var. Evet. Gerçekten çok ay evet Cemre. Cemre'yi özür dilerim. 68 bölüm yazdı. Ne yaptı ki bana affetmedi Sema Zefir? Aldattı. Aldattı. Bu yazdı yani. Aldattı mı bu yani? He. Sema gibi kadını kim aldatıyor? Ya ama şey Cemre'den nefret ediyoruz. O da bir karakter. Osman diye bir kızın hikayesinde. Orada Sefer'in sevgilisi. Erdem Sema, Ersem. Evet. Ay, ben onu tutuyorum. Ya Erdem. Erdem. Ya şey, bu Cemre dediğimiz kız hamile. Onun çocuğu da hasta. Sefer'de. O yüzden Sefer şey yapmak güzel. Zorunda kalıyor. Onu seçmek zorunda kalıyor. Çok saçma ya. Bayağı ona da saydırdık biz. Bir tek Esem abiye değil yani. Sema'dan da vazgeçemiyor. Baya bu hikayeler falan yani. Bayağı gerçekten. Peki bir şey soracağım. Bu şimdi burada yazıyorsunuz Sema işte Çin Sefer için. Peki başka diziler için yazılıyor mu böyle hikayeler? Ya ben, biz yazmıyoruz. Hayır siz de ha, yazılıyor. Var yani. Ben yazıyorum. Şey vardı. Ulan İstanbul için vardı. He. Onun için vardı. Peki başka hangi dizileri izliyorsunuz şu an? Hiç Poyraz dışında. Yabancı. Yabancı ne? Başka? Kimo. Süper net. Sen kim? Ben eskileri şu an tek olan. Criminal Minds istiyorsun sen. Ama iyi izliyorum baştan yeni. Orada hani sadece ben de bütün aile. Anne bizim de. Hiç kaçırmadan. Biz bir geçen çarşamba koştur koştur anne koştur koş koş koş. Parça yere düştü çünkü onun uçması gerekiyor. Uçmuyor mu? Alevler içinde şey oldu filan. Ondan sonra derken bir tanesini uçurmayı anladık yani sistemi sonunda işte uçuracağız dedik filan. Yani Ece de dedi ki tamam sadece balonu çekeceğim ne olur susun. Herkes tamam dedi fakat kimse susmadı yani onu. Ve o da o sırada paylaşmış. Ve bu sefer yan bahçeye gitti. Yan bahçeyi yakacağız diye şey yaptık ama yağmur başladı yakmadık. O yüzden eyvah eyvah oldu yani hani öyle bir şeydi o. Bir tek eyvah mı oldu? Eyvah oldu. Kim? Kim bilmiyor. Olsun? Hiç biz de bilmiyoruz yani. Biz de emin olamadık. Borçin'in sesine benzettim ben. Sen evet. Şş yapıyordun. Sesiniz değil o. Ben eminim. Sen şş yapıyordun. Evet. Şş diye yaptığını duyduk bir sürü. Yaptım. Ha.
Valla inanın biz de bilmiyoruz yani. Biz de böyle izleyip ertesi gün zaten mesajlar her yerde video Ece falan diyor. Öyle yani oldu. Öyle bir küçük bir kızlar toplantısı. Sen periskop ya da flaşe takma diye